Kaş nakliğinde son trend ne? Yani sadece saç olarak düşünmeyin. Mesela kaşa yapılabiliyor mu? Evet. Favoriler konusunda bir yenilik, bir gelişme var mı? Kesinlikle var. Bu özellikle eskiden yalnızca saç için düşünülen bir girişimken, şimdi hanım kaşlarını, erkek favorilerini, eksik olan sakal yerlerini, eksik bıyıkları kapsayan daha kapsamlı, geniş bir cerrahi biçimi olmaya başladı. Hanımların estetik girişimlerden sonra, yüz germe girişimlerinden sonra saç aralarında oluşan eksikliklere karşı da yapılabilecek, yanıklara, yaralara karşı da uygulanabilecek gayet başarılı sonuçlar veren bir işlem olarak artık görülmesi gerekmeye başladı. Sadece şunu bilmekte yarar var. Saç nakli girişimi bir estetik cerrahi girişim olarak da değerlendirilmemeli. Çünkü rekonstrüksiyon dediğimiz estetik plastik cerrahinin önemli bir yapı taşı, önemli bir sütunu rekonstrüksiyondur. Ve rekonstrüksiyon eskiden var olan şeyi yeniden yaratma anlamına geliyor. Yani zaten o saç orada zaten vardı ve biz yerine basitçe geri iade ediyoruz onu. Nasıl kırılmış bir dişin yerine yenisi hemen yapılarak görüntü eskisine çevriliyorsa, biz de dökülmüş saçın yerine yine aynı konumda, aynı görüntüye yakın biçimde, prensip olarak tamamen doğal görüntüde ve zaten de yapı olarak doğal bir şey yerleştiriyoruz. Bu bir güzellik girişiminden çok bir rekonstrüktif girişimdir. Böyle algılanınca hem erkek persepsiyonu daha rahat oluyor, hem de çevredekilerin kabulü çok daha kolay oluyor.